Reklam arasında biz sayın hocalarımla şöyle bir soruları gözden geçirmeye çalıştık ama çok soru var. Eğer hepsini cevaplayamazsak lütfen izleyicilerimiz, sizleri üzmek istemiyoruz, kusura bakmayın ama çoğunu sormaya çalışacağım şimdi. Biraz önce Emine Hocam siz ağrı kesicileri hani baş ağrılarında genellikle Evet. kullanılıyor. Bazen tabii ki işe de yarayabilir dediniz ama bizler hani toplumda akılcı ilaç kullanımından da hep bahsediyoruz ya. Hani rastgele ilaç almamak adına daha sonra da hani müzmin bir baş ağrısına sebep olabilir mi adına ağrı kesicilerle ilgili bize bir iki cümle söylemenizi Ağrı rica edeyim. kesicilerle Baş ilgili, ağrısında kullanımı. evet, çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. En büyük sorunumuz ağrı kesicileri aşırı kullanma sonucunda ortaya çıkan bizim aşırı ilaç kullanım baş ağrısı dediğimiz baş ağrısı tipi. Yani bu şöyle oluyor. Hasta ağrıları seyrekken bakıyor, işte ağrı kesici geçiriyor benim ağrımı, tamam niye ben bunu denemeyeyim, işte bu defalarca tekrarlanıyor, bir süre sonra vücut o ağrı kesiciye karşı bir çeşit bağışıklık ortaya çıkartıyor. Yani eskisi kadar etkili olmuyor. Hasta ilacı aldığı halde ağrıları devam ediyor. Hatta daha da sıklaşmaya başlıyor. Bu çok önemli bir sorun aslında. O nedenle genellikle hastaları bilgilendiriyoruz bu konuda. Yani ağrı kesicileri sık kullanmayın. Haftada birkaç defadan daha sık ağrı kesici kullanmayın. Öyle hastalarımız var ki her gün bir tane de değil birden daha çok sayıda ağrı kesici kullanarak geliyorlar ve bu kısır döngüye girmiş biçimde geliyorlar. Tabii bundan kurtulmak mümkün ama önce bunun farkına varmaları gerekiyor. Evet hocam, bunu konuşmak iyi oldu çünkü gerçekten birbirimize ilaç çok bile önemli. Önerilen çok bir toplumdayız önemli gerçekten. Onun için. Birçok dediğim gibi sizlere sormamın istedikleri mesajlar var izleyicilerimiz. Bir tanesi teşekkür hocam, Emine hocam sizin hastanızmış. Fizyoterapist Mehmet Akif Güler, 6 yıldır küme tipi baş ağrım var diyor. Ve 6 aydır geçmeyen kronik hale gelince 2 hafta önce size gelmiş, hatırladım. Tedaviye başlamışsınız. Evet. Şu an çok iyi durumdayım deyip teşekkür ediyor. Harika, ama çok diyor ki toplumun için. Hani faydalanması için lütfen küme tipi ağrılardan bahsederseniz hani bundan çok kişi yararlanabilir, evet, demiş. Evet. Kendisine çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü migren kadınlarda çok sık görülen ve çok iyi tanıdığımız bir baş ağrısı toplumda. Küme baş ağrısı da erkeklerde sık gördüğümüz bir baş ağrısı tipi. Tabii ki migren kadar sık değil ama oldukça bezdirici, kişiyi hakikaten bıktırıcı ve ne yazık ki migrenden çok daha şiddetli ataklar yapabilen, ne yazık ki erkeklerde daha sık görülen bir baş ağrısı tipi. Özelliği de uzun aralar vermesi, aylarca bazen yıllarca aralar veriyor ama geldikten sonra da hemen olması, her gün olmasa bile hemen hemen her gün veya birkaç günde bir hastayı birkaç ay boyunca sıkıştırıyor. Evet. Bu dönemler nedeniyle küme baş ağrısı denmiştir. Tedavisi var fakat mutlaka nöroloji uzmanına başvurmaları gerekiyor. Evet. Çünkü diğer uzmanlarımızın ayırt etmesi hakikaten güç olabilir. Teşekkür ediyoruz. Bir başka izleyicimizde epilepsi mevcut olduğunu, Depakin kullandığını, 19-20 aydır bayılmasının bile olmadığını söylemiş Bülent Hocam ama ilacımı kendim atmamaya başladım ne dersiniz demiş. İşte en büyük problemlerimizden birisi de İlacım bu mı? İlaç kullanımı. Evet. Çünkü en az 2 yıl düzenli olarak ilk başta zaten bir hastanın bu konuda ikna edilmesi lazım. Eğer epilepsi teşhisi konmasına rağmen hasta ben ilaç kullanmaktan hoşlanmam, işte her gün ilaç mı alacağım gibi bir bariyer koyuyorsa, bir aksilik yaratıyorsa biz onlara pek ilaç başlama konusunda taraftar değiliz. Çünkü aniden ilaç kesme sonucunda status epilepticus adını verdiğimiz durdurulamayan nöbetler ve acil serviste hastanın takip edilmesi gereken bir duruma kadar giden biz sonuca ulaşabiliyoruz. O bakımdan hekimin kontrolünde olmadan ilacını kesinlikle bırakmasın. Evet, onu buradan izleyicimize mutlaka söyleyelim. İlaç uyumu oldukça önemli. Bir de şeyi söyleyeceğim aklıma gelmişken. Son zamanlarda alternatif tıp adı altında birçok ottur, şudur budur işte iyi gelir mi? Hatta birçok maliyetli harcamalarla kullandıklarını
soru söylüyorlar hastalarımız. O tip alternatif ilaçları biz tavsiye etmiyoruz. Dozu belli değil. Belki yani ilaçlar da işte bitkilerden yapılıyor. Şimdi artık gerçi kimyasal analizlerle yapılıyor falan ama yani bu tip alternatif kullanılan maddeler diğer kullandığı ilacın bile etkisini değiştirip arttırıp veyahut da azaltıp hastaya zararlı olabilir. Onun için o tip tedavi yöntemlerine kesinlikle itibar etmesinler. Teşekkür ederiz. Birkaç soru vardı hocam. Hemen söylediğiniz bu konu iyi oldu. O sorular hiç olmazsa cevap olur. Bir başka izleyicimiz demiş ki epilepsi hastası ilaç tedavisi gördüğü sırada doktor ısrarla kilo vermesi gerektiğini söylüyormuş. Yani epilepsi krizleri üzerine kilo vermenin etkisi olur mu deniyor? Yok, yani kilo vermesinin bizim açımızdan bir sakıncası yok. İyi de olur. Yani ilaçlar daha etkin belki de olabilir. Bazı ilaçların tabii en büyük sıkıntısı belki şurada da bazı epilepsi ilaçları kilo aldırabiliyor. O bakımdan kilo vermede büyük bir sıkıntısı olabilir. Yeni çıkan ilaçlardan da biraz önce de bahsettim. Bazıları da tam tersine hepsinde olmasa bile yan etki olarak kilo verdirici özelliği olanlar da var. Belki öyle bir ilaçla biraz daha işi kolaylaşabilir. Tabii kullandığı ilaçların ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir zararı olacağını düşünmüyoruz. Ben zaten şöyle algıladım. Belki de izleyicimiz hani kilo veremiyor. Onun için kendini kötü hissedebilir insan. Onun için de sorgulamış olabilir. Yani epilepsi tedavisinde tabii farklı yöntem. İlaç dışında bazı işte yüksek doz, sürekli lipitli yemekler şeklinde tedavi yöntemleri var. Onlar pek şu anda ne derler, nahoş uygulamalar, pek pratikte yerini almış değil. Hani onun dışında işte vagal sinir stimülatörü, epilepsi cerrahisi, yavaş yavaş uygun vakalarda tabii. Bütün hastalar bazen televizyonlarda duyuyorlar epilepsi cerrahisi yapılınca iyi oluyormuş diye. Ben olabilir miyim diye koştur koştur arayış içerisinde giriyorlar. Bunların tabii çok iyi belirlenip, araştırılıp, odağın nerede olduğunun ortaya konup iyi bir ekip tarafından opere edilmesi lazım. Yani bir de ilaca dirençliyse, ilaçlara cevap alamıyorsak bu gündeme geliyor tabii ki. İşte çocukluk çağında ateşli havaleye bağlı, daha sonra mezyal temporal skleroz dediğimiz bir vaka grubu var. Bunlar bayağı %90'ın üzerinde fayda görüyorlar. Böyle vakalar şimdi artık bazı epilepsi merkezlerinde bol bol yapıldığı için bir deneyim de sahip oldular. Başarılı da oluyorlar. O vakalarda o epilepsi cerrahisi de düşünülecek alternatif diğer tedavilerden birisi. Birkaç tane epilepsi cerrahisi ile ilgili soru vardı hocam. Siz hemen söyleyince onlara dönmedim ama genel olarak sorayım. Şöyle diyorlardı. Yani bizlere epilepsi cerrahisi uygun mudur? Ameliyat olabilir miyiz? Yıllardır ilaç kullanıyoruz. Öyle bir ayrım var mı? Şimdi demin söylediğim gibi odağın yerinin belli olması. İlaçlardan çünkü cerrahi müdahale de bir başlı başına çünkü beyinde bir gene ne derler anestezi altında bir travma geçirmiş olacak. Bazı nöron grupları dediğimiz nöronlar artık ilaçlarla çözüm bulunamayacak kadar dejenere olduysa işte o nöronları bir yerde kesip atmak bir çare olabiliyor. Ama bazen bunlar da ilaçsız tamamen ilaçsız olacağız diye bir beklenti içerisinde olmasın. Hani ilaç altında hiç olmazsa nöbetlerim kontrol altında oluyor diye sevinebilirler. Ha, gene tabii ilaç kesilmesi denemesi yapılabilir. Belki ilaçsız da olabilir ama onun için büyük bir beklenti içerisinde de olmamak lazım. Evet. Hocam bir soruda eşini evlendikten sonra epilepsi hastasını olduğunu öğrendiğimiz bir izleyici. Onda da diyor ki farklı bulgular da görüyoruz. Hayal ürünlü şeyler de hani üretebiliyor. Bu konuda nereye nasıl başvurmam gerekir? Tedavisi nasıl yani, olsun? Tabii gerçekten epileptik mi değil mi? Bir de hani hayal deyince belki psikiklerle karışabilir. Ama bir de epilepsinin bir başka türü dediğimiz o demin bahsetmiş olduğumuz mezyal temporal skleroz vakalarında hasta tanımadığı bir ortamı tanıyormuşçasına tanıdığı kişiye yabancıymış gibi tavırlar içerisine girebilir. Bu da bir epileptik fenomen olabilir. Tabii bu durumda bunu vakalarında EEG ile MR ile teşhisinin netleşmesi
iyi olur. Üretmektedir. Bir programın daha sonuna geldik. Çok soru var aslında hocam, sizlere de iletemediğim. Ama bitirirken Bülent hocam bir de şunu hemen sormak isterim. Çok kısa cevaplarsanız da sevinirim. Hani sıra nöbeti geçiren bir hastayla karşılaştı. İnsan ne yapmalı? Nasıl yaklaşmalı? Yani bu en çok tabii ki bahsedilen sıra nöbeti dediğimiz nöbet. Tüm vücutta kasılma, çırpınmayla, işte dilini ısırma, ağzından köpük gelmeyle giden bir nöbet diye ben hemen düşünüyorum, öyle evet. anlatıyorum. Tabii böyle bir hastayla karşılaştığımızda bir kere panik olmayacağız. Bir kere hastamızı kendisine zarar vermeyeceği bir yere çekmemiz lazım. Sizin dışarıdan müdahaleniz, ne bileyim kolunu bacağına tutmanız, burnuna soğan koklatmanız, kolonya koklatmanız, yüzün üstünü bazen su döküyorlar kurtarırım diye düşünüyor. Vermenin hiçbir anlamı yok. Kendisine zarar vermeyecek. Ha bu arada bazen dili dişlerin arasında kalıp ısırabiliyor. Tabii o olay olduğu anda önceden eğer bilinçli ise tabii kendi hasta yakınlığında elini dişlerin arasında sokması durumunda elini de ısırıyorlar. Bu kaçınılmaz. Diş yankısında molar bölgeden bir işte hava yolu olan bir airway diyoruz, bir tüp olabilir. Onu bulamıyorlarsa bir abeslant dediğimiz bir tahta, küçük bir tahta, yani bir tülbent gibi bir şeyle dişlerin arasına belki tutabilirler. Nöbet sonrası bulantı, kusma ya da o sırada ağzından köpük geldiği için bazen de kanlı köpük gelir. Aspire etmesin diye, yutmasın diye yan yatırmak yapılacak en temel işler. Ama onun dışında zaten birkaç dakika sonra da nöbeti kesilecektir. Arka arkaya nöbet geçiriyorsa zaten acil ambulans çağırıp hastane acil servislerinde hastanın tedavisini ve müdahalesini yapılması lazım. Çok teşekkür ediyorum bizim programımıza katıldığınız için. Tekrar bekleriz çünkü çok soru vardı. Belki farklı zamanlarda İnşallah. Da konuları işlemek mümkün olabilir. Bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Emine Genç ve Profesör Doktor Bülent Oğuz Genç'ti. Her cuma 17.10'da İşimiz Sağlık programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.